İyi akşamlar. Haftanın son ilk güne bakışından merhaba. 2 Ekim tarihinde girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkamayan ve öldürüldüğü geçtiğimiz Cuma günü Suudi yönetimi tarafından da resmen kabul edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında bugün başkonsoloslukta çalışan 5 Türk vatandaşı ifade verdi. Çağlayan Adliyesi'nde basın mensuplarına konuşan görevliler, cinayetin gerçekleştiği gün mesailerinden olağan saatlerinde çıktıklarını ve o gün olağan dışı bir durumla karşılaşmadıklarını ifade ettiler. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı olayını kabine toplantısında görüşeceklerini söyledi. Erdoğan dün İstanbul'da katıldığı bir açılış töreninde yaptığı açıklamada da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki salı günü yapacakları grup toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalar yapacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diğer taraftan Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Kaşıkçı'nın öldürülmesi sebebiyle Kaşıkçı'nın ailesine taziye mesajlarını iletti. Ülkenin resmi haber ajansı SPA, Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı'nın mesaja karşılık teşekkür ettiğini yazdı. Cinayetle ilgili olarak hem Türk basınında hem yabancı basında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Yeni Şafak gazetesi Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün Kaşıkçı'yı ülkesine ikna etmek için kurulan ekipte adı geçen Suudi görevli Maher Mutrib'in aynı gün Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı 4 kez aradığını yazdı. Gazete haberini ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdı. Öte yandan CNN, 15 kişilik ikna ekibinde yer alan ve isminin Mustafa Madani olduğu öne sürülen kişinin Kaşıkçı'nın elbiseleri, gözlüğü ve saatini takarak İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıktığı esnadaki görüntülerini yayınladı. Newsweek dergisi geçen Ağustos ayı sonunda Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman hakkında bir kapak dosyası yayınladı. Dosyayı hazırlayan Rula Cebrel'in görüştüğü isimlerden biri de meslektaşı Cemal Kaşıkçı'ydı. Kaşıkçı Cebrel'e adını yayınlamaması koşuluyla konuşmuş, söyleşinin kayda alınmasına da izin vermişti. Bu sefer Newsweek'in kapağında Kaşıkçı'nın kendisi vardı. Artık Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü kesinleşmişti ve azmettiren olarak büyük çoğunluk Veliaht Prens Salman'ı görüyordu. Rula Cebrel, Kaşıkçı kapak dosyasına kendisiyle yapmış olduğu röportajın metnini ve ses kaydının bir kısmını da ekledi. Kaşıkçı, eğer Salman sizden kendisine bir öneri vermenizi isteseydi bunu kabul eder miydiniz şeklindeki soruya şöyle yanıt vermiş. Tabii ki kabul ederdim. Çünkü ben daha iyi bir Suudi Arabistan istiyorum. Kendimi muhalif olarak görmüyorum. Rejimin yıkılması için çağrı yapmıyorum. Çünkü biliyorum ki bu mümkün değil ve çok riskli. Ki zaten rejimi yıkacak birisi de yok. Ben sadece rejimin reforme edilmesi çağrısı yapıyorum. Kendisi ve zenginler için proje üreteceğine, Cidde ve Riyad gibi yerlerdeki fakirlere yönelmesini söylerdim. Çünkü fakir insanlar sahip olduklarını, yani iş ve daha iyi hayat istiyorlar. Ve siz bu insanlara karşı sorumlusunuz. Eğer başarısız olursanız size karşı tavır alacak, belki sokağa çıkacak insanlar da onlar. Fakir bölgelere bakın, ekonomiye bakın. Suudi toplumunu üretici bir toplum haline getirin. Ve ikinci tavsiyem de tarih boyunca gerçekleştirilen Orta Doğu şekillendirme savaşını bırakın. Arap Baharı gerçek bir olguydu. Arap Baharı'nı kucaklayın. Mısır, Suriye ve Yemen'deki insanların özgürlüğü olan tutuklarını kucaklayın. Bence Suudi anonim şirketlerine inanıyorum. Dubai modelini seviyorum. Dubai hükümeti, hükümet olduğu kadar aslında bir şirket. Dubai'de doğmayan ama Dubai'ye gelen kişilerin yemesi, içmesi ve gezmesinden para kazanıyorlar. Veliaht da bu modeli Suudi Arabistan'a uygulamak istiyor. Bu modelin yanlışlığı ise Dubai'nin bir şehir devleti, Suudi Arabistan'ın ise ülke olması. Ve kendisi bir şirket inşa ederken bazı Suudiler buna yatırım yaparak hükümete para kazandıracak. Diğer yandan milyonlarca fakir Suudi para harcayamayarak bu yeni ekonomi modelinin bir parçası olamayacak. Onların meslekleri yok, bunu görmek zorunda. Güne bakışta bu akşamki konuğumuz Profesör İlhan Uzgel. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizinle Cemal Kaşıkçı cinayetini konuşmaya devam ediyoruz. Yanılmıyorsam bir kere daha konuşmuştuk daha önce. Şimdi yavaş yavaş olayın ne olduğu da ortaya çıkıyor gibi. Çeşitli belgeler de ortaya çıkıyor, ses kayıtları ya da görüntüler. Ankara'nın şu ana kadar izlediği stratejiyi
Nasıl tanımlarsınız? Bir de şu ek bilgiyle bu soruyu sorayım. İktidara yakın bazı köşe yazarlarının yazılarında birkaç gündür şöyle bir tavır var sanki. Ankara'nın planı Kral Salman'ı bu işin dışında bırakmak ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu işten bir şekilde sıyramamasını sağlamak yönünde. Gerçekten bu mu Ankara'nın stratejisi? Olabilir biliyorsunuz. Türkiye ile aslında Suudi Arabistan'la ilişkileri fena değildi biliyorsunuz. Ve bu Muhammed bin Salman'la beraber bir gerilim sürecine girdi. Orada da ya Katar siyaseti çok belirleyici oldu biliyorsunuz. Türkiye açıkça Suudi Arabistan'la Katar arasındaki, hatta diğer işte Birleşik Arap Emirlikleri de var biliyorsunuz, onun içinde Bahreyn de var. Katar'a karşı hani bir baskı hareketine giriştiler, yaptırım uyguladılar. Türkiye hani yalnızca diplomatik destek vermekle kalmadı, asker gönderdi. Yani ben Katar'ın koruyucusuyum dedi. Ve buradan itibaren hani ilişkilerde bir gerilim hissediliyor. Şimdi şöyle bir politika izlemeye çalışıyor. Bir taraftan hani Suudi Arabistan'ı özellikle Salman'ı doğrudan karşısına almamaya çalışıyor. Öte yandan da tabii uluslararası baskı da var. Yani olayın açığa çıkmasını sağlayacak ufak adımlarla, yani çok böyle hızlı gitmedi. Çok paldır küldür hareket etmedi doğrusunu istersen. Ama çok vahim hatalar yaptığını söyleyelim yani hükümetin. O da ekşesinden kaynaklanıyor. Yani doğrudan Salman'ın tepkisini üstüne çekmek istememesinden kaynaklanıyor. Mesela konsolosluğun aranması işi çok daha erken yapılabilirdi. Konsolosun gidişine izin verilmeyebilirdi. Ki Türkiye'nin böyle bir hakkı vardı. Bunların hiçbirini kullanmadı. Dediğim gibi böyle bir hani denge siyaseti izledi aslında bakarsanız. Yani Salman kısmı biraz daha karışık. Yani şimdi Salman biliyorsunuz işte Trump'ın damadı var, Kushner. Orta Doğu siyasetini o yürütüyor. Hani orayla kurulmuş güçlü bir ittifak var. Orta Doğu ayağında bakıyoruz. Mısır ve İsrail de bu ittifak ilişkisinin bir parçası. Şimdi zaten hani Türkiye uluslararası alanda, Orta Doğu'da dahil olmak üzere yani çok yalnızlaştığı bir dönemin içinden geçiyor. O yüzden de Salman'ın tepkisini daha fazla çekmekten kaçınıyor buna sorarsanız. Bunu şeyin üzerine yıkmayı tercih edebilir Salman'ın üzerine. Fakat ya onu belirleyecek olan Türkiye'nin kendisi değil. O yani Trump, Kushner ve Suudi iç siyasetinin sonucunda ortaya çıkmış bir gelişme olabilir. Yani Türkiye tek başına istediğini yaptım. Salman'ı tasfiye edecek, yani Muhammed bin Salman şimdiki prensi tasfiye edecek bir güce ve diplomatik etkinliğe sahip ülke değil. Hocam Trump ya da Amerika Birleşik Devletleri diye de sorulabilir tabii. Koruyacak mı Muhammed bin Salman'ı ve Suudi Arabistan'ı ve bunu yapabilecek mi? Şimdiki şu ana kadarki işaretler koruyacağı yönünde. Eğer yani şöyle söyleyeyim, Salman eğer Amerika'nın ayağına basmadıysa şu an daha iyisi yok hani, elinde Amerika'nın. Yani şu açıdan çok önemli. İran'a yönelik yaptığın arkasından itibaren ağırlaşacak. Genel olarak Amerika'nın İran politikasında bir ağırlık hissetmeye başlayacağız. Yani şunu yapmaya çalışıyorlar. Hazır Trump baştayken şu an aslında güçsüz de bir lider Amerikan sistemi içinde. Ve ağırlıklı olarak yeni muhafazakar, yani İsrail'e yakın neokonların kontrolü gibi görünüyor. Dolayısıyla da bu İran işini Trump gitmeden, yani bir dahaki seçimleri kaybetmeden bayağı yol almak istiyorlar. Muhtemelen biz hani yaptırımların ağırlaşacağını, İran'da belki toplumsal gösterilerin artacağını, bir muhtemelen askeri karşı karşıya gelmelerin de olabileceğini, yani çatışma olmaz ama yani burada buralarda da Salman çok kritik. Çünkü doğrudan dediğim gibi Amerikan sisteminin uzantısı gibi hareket ediyor. O yüzden de şeyden vazgeçmezler şu aşamada, Salman'dan vazgeçmezler. Eğer ki Amerikan siyasetinin bir verdiği sözleri tutmadıysa falan, tabii ki hiçbir liderin hani Suudi siyasetinde ayakta kalabilmesi mümkün değil Amerika tarafından. Şu an şeyden, Salman'dan vazgeçmiş gibi görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin meclisteki grup toplantısında Kaşıkçı olayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağını açıkladı. Bunun
Hemen sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şimdi bu görüşme Kaşıkçı olayıyla alakalı mı, yoksa bir yandan da Rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından Türkiye-ABD ilişkileri tekrardan başkanların telefonunda görüştü, yeni bir evreye mi girmiş bulunuyor? Şöyle söyleyeyim, yani bunu tekrar etmeye çalışıyorum. Yani Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri Brunson hikayesi dışında böyle çok gerilimli falan değil. Yani hepsi iki tarafta neyi istediğini, neyi yapacağını, neyi yapamayacağını biliyor. Oralarda çok fazla zorlamıyorlar. Mesela Türkiye Amerika'yı Fırat'ın doğusunu çıkaramaz. Hani ama bu konuda hani taleplerini sık sık dile getiriyor. Dolayısıyla da hani ben böyle zaten geçmişte Brunson olayını çıkartırsanız, yani bir de işte dört füzesi almak istiyorum, onu pazarlık olarak kullanıyor çok büyük bir olasılıkla. Yani ilişkilerde öyle çok fazla da bir büyük krizden falan söz edebileceğimiz bir durum olmadı söylüyorum. Bu işte Trump genel olan hatlarıyla Erdoğan yönetiminden memnun. Yani böyle bir hava oluşuyor. Yani medya da buna çok katkıda bulunuyor. Yani herhangi bir sorun bir kriz havasında, tadında ele alıyor. Yani bütün, yani aynı Amerika'nın İngiltere ile de ilişkilerinde bazen sorun oluyor. Almanya ile ilişkilerinde oluyor, Japonya ile ilişkilerinde oluyor. Bunların, yani iki müttefik arasındaki ilişkilerin gidişatında bu tür anlaşmazlıklar olur. Geçmişte hep oluyordu. Bakın Özal döneminde bile, yani o kadar sorunlu dönem şeyler yaşanır ki Türkiye'ye gider Sovyetler Birliği doğalgaz alır mesela, boru hattı inşa edilir falan. Ya bunlar hep oluyordu. Yani böyle zaman zaman yaşanabilecek. Yani aslında tırnak içinde sıradan olayları, yani Erdoğan yönetimi medyası aracılığıyla büyük bir kriz varmış gibi sunuyor ve bizi buna ikna etmeye çalışıyor. Yani şimdi burada da şey, hani hedef, yani Amerika'ya kafa tutan bir lider görüntüsü yaratıyor. Bu seçmenin hoşuna gidiyor. Bunu tutmak istiyor seçmen. Ve bunu da her bir hani sorunlu alanda, yani bir hani Batı sistemi karşısında direnen Erdoğan görüntüsü. Bak sorarsanız, yani Erdoğan kendisi, yani ideolojik olarak, siyasi duruş ve eylem olarak Trump'ın hani Türkiye'deki karşılığı gibidir. İdeolojik olarak mesela Trump Türkiye'de sosyal demokrat bir hükümettense Erdoğan'ı tercih eder. Çünkü dünya bir çeşit serbest piyasa, çeşit şirket gibi yöneteceğim dünyada. Dünya görüşü olarak muhafazakar, yani birisi evangelist, öteki de İslamcı. Dolayısıyla birbirlerini çok iyi anlıyor. Hani siyaset yapış tarzları da birbirine benziyor. O yüzden de böyle hani Türkiye ile arasında zaten bana sorarsanız böyle çok büyük bir kırılma yoktu. İşler fena gitmiyor ve Trump da Erdoğan'dan memnun. Muhtemelen Erdoğan da Trump'tan memnunmuş. Hocam son olarak Trump Sovyetler Birliği ile imzalanan orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilme kararı aldığını duyurdu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok feci bir olay aslında bakarsınız. Çok ciddi bir karar. Yeterince tabii çok yeni olduğu için yeterince tartışılmadı. Yani şimdi orta menzilli nükleer füzelerin anlaşmasından çekilme, yani kamuoyunun diyelim işte bu Kaşıkçı olayı kadar ilgisini çekecek bir konu değil tam. Fakat sembolik olarak Gorbaçov'la Reagan arasında imzalanmıştı bu anlaşma ve Soğuk Savaşı bitişine doğru çok önemli bir dönüm noktasıydı. Yani aslında Soğuk Savaşı bitiren anlaşmalardan biriydi. Şimdi biz hani bu anlaşmadan Amerika'nın çekildiğini görüyoruz ve bu hani akla tabii kaçınılmaz olarak Soğuk Savaş mantığının kendisi olmasa bile geri geldiği yolda bir hissi, bir düşünceyi ortaya atıyor. İkincisi, Amerika 2004'ten beri Rusya'nın buna uymadığını iddia ediyordu. Rusya da Amerika'ya uymadığını iddia ediyor falan. Yani belki hatırlatmak gerekirse, yani 500 kilometre ile 5000 kilometre arası menzili olan nükleer füzeleri 1987'deki anlaşmayla tamamen ortadan kaldırmışlardı ve bunu uygulamışlardı. Yani bu önemliydi çünkü özellikle Avrupa sistemi açısından önemli. Avrupa topraklarını vurma ihtimali vardı. Şimdi Amerika bundan çekilirken muhtemelen ikili bir amaç gidiyor. Bir tanesi Avrupa'da, yani Kırım'ın işte ilhakıyla falan başlayan ya da Baltık Denizi'nde Rusya'nın hani zaman zaman NATO uçaklarını taciziyle devam eden bir baskısı. Bunu karşılamak istiyor. İkincisi de büyük bir olasılıkla bu füzeleri Çin'e karşı Uzak Doğu'da yerleştirme
sürecine girecek. Yani ikili bir hedef var. Rusya ve Çin'e karşı tekrar stratejik üstünlüğü elde etmeye çalışıyor. Bu küresel sistem inşaatı açısından uzun süredir izlediğimiz negatif, karamsar olmaya iten gelişmelerden biri maalesef. İyiye gitmedi, onu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güne Bakış'ta konuğumuz Profesör İlhan Uzgelli, dış siyasetteki son gelişmeleri konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Kaşıkçı cinayetinde son gelişmeleri bugün gazeteci Kemal Can 5 soru 10 cevap programında şöyle değerlendirdi. Bu olayda olayın bilgilenme biçimi, olayın kendisi, olaya verilen tepkiler böyle bir doğrusal veya mantıksal bir çizgi izlemedi. Çok değişik katmanlar halinde olay gündeme taşındı. Olayın kendisiyle ilgili çok fazla açıklanamayan, akla yakın gelmeyen, mantıklı bir açıklamayla sonuçlanamayacak tarafları olan bir hadisenin kendisi var. Bir, hadisenin duyulma biçimi, olayın aktarılmasıyla ilgili tarafı var. İkinci bir katman olarak. Burada da son derece garip bir süreç yaşandı. Sonra olaya verilen tepkiler hala devam ediyor ve aslında oldukça belirsiz. Olay birazcık daha netleşmiş gibi görünse bile tepkiler alanı iyice belirsiz biçimde devam ediyor. Dolayısıyla her katmanda meseleyi anlamayı zorlaştıran bir tablo ortaya çıktı. Bu da olayın kendisinden çok olayın haberleşmesini ya da olay üzerine tartışmayı karmaşıklaştırdı. Olay zaten karmaşıktı ama her katmanda daha da karmaşıklaşarak ilerledi. Gazeteci Fehim Taştekin, Kaşıkçı cinayetinin Orta Doğu'da dengeleri nasıl değiştirdiğini Işın Eliç'ine yorumladı. Burada bir süreç var ve bu sürecin oturtulduğu bağlam şu anda bir pazarlık bağlamı. Şimdi bunu önce tamamen örtbas etme planı vardı. Bunun yürümediği ve Türkiye'nin elinde malzemelerin olduğu anlaşılınca işte kısmi bir kabul ile bunu geçiştirme devresi başladı. Fakat bu da olmadı, bu da fazla yürümedi. Sonunda Amerikan yönetimi işe el attı ve Dışişleri Bakanlığı Riyad'a gönderdi. Ondan sonra zaten bu itiraflar geliyor. Burada üç başkent arasında dönen müzakerelerle, pazarlıkla bu işi taraflar daha az nasıl hasarla atlatabilir, bunun hesabını yapıyorlar. Bu sızdırmalar pazarlığı artırmaya dönelik, taviz vermeye dönelik, adım atmaya dönelik baskı mekanizmaları olarak görülüyor. Yani kim ne istiyor burada tabii? Herkes bunu merak ediyor. Yani pazarlık varsa bu pazarlıkta ne dönüyor? Şimdi bu sadece bir Kaşıkçı cinayeti ile sınırlı bir olay değil. Bunun bölgesel uzantıları var. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Suudi Arabistan-Amerikan ilişkileriyle ilgili boyutları var. Haliyle işin perde arkasında bir sürü şeyin döndüğünü düşünüyorum. Başından itibaren Türkiye Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü biliyor. Bununla ilgili elinde bilgiler var. Ama bu bilgileri kesinlikle kamuoyuna net, açık bir şekilde paylaşmadı. Şeffaf bir şekilde paylaşmadı. İşi şeye dökmeye çalıştı. Yani ben burada temel sorun olarak kralı değil, kralın oğlunu görüyorum. Son zamanlardaki birçok problemi onun yüzünden yaşıyoruz. Acaba Suudi Arabistan'ın politikalarında kendi lehime bir değişiklik elde edebilir miyim? Bunun hesabı var. Başka hesaplar da elbette vardır. Amerika burada tabii tuhaf bir duruma düştü. Yani
bölgesel politikalarını son zamanlarda Muhammed Bin Selman üzerine inşa etti, etmeye devam ediyor. Hatta İran'ı bloke etme, İran'ı tamamen kuşatma, petrolünün uluslararası piyasalara akışını kesme konusunda Muhammed Bin Selman'a büyük bir ödev vermiş durumda Trump. Filistin meselesinde bir paralel plan yürüyor. Damadı Jared Kushner bu işi götürüyor. Muhammed Bin Selman'la arası çok iyi. Şimdi o da tabii ki Suud üzerinden planlarını çöpe atmak istemiyor. Daha az zararla tabii Suudi Arabistan kralını da kendisine daha fazla mahkum eden bir yol izlemeye çalışıyor. Bunu yaparken hem Riyad'da konuşuyor hem Ankara'yla konuşuyor. Peki, Suudi Arabistan hiçbir şey vermek istemiyor tabii ama bu Suudi Arabistan'da başkalarının eline ciddi kozlar verdi. Orada bir veliaht prenslik tartışması yeniden alevlendi. Muhammed Bin Selman'ın rakiplerinin eline koz geçti. Onlar yeni bir veliaht prens arayışı içerisindeler. Kral sıkışmış durumda. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çekmeköy metro hattı açılışında Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeme getirdiği af tartışmaları ile ilgili konuşmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli bugün Erdoğan'a Twitter üzerinden cevap verdi. Siyaset yapan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti. Canım kardeşim, boşuna uğraşma. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevi kapısını açmayacağız. Devlete karşı suçları devlet affeder. 50 bin tane uyuşturucu suçlusunun olduğu bir dönemde af çıkaramayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devlet affedemez. Bu böyle bilinsin. Şimdi birileri ne diyor? Af. Benim mağdurum ben affettim diyorsa o başka. Ama biz asla. O zaman adil hükümet olamazsınız. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı bilinelim? Erdoğan'ın bu sözlerine Devlet Bahçeli Twitter hesabından yanıt verdi. Bahçeli, elbette kastedilen Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır. Dedikten sonra kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşülmeyi beklemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler. Takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir ifadesini kullandı. AK Parti basın sözcüsü Ömer Çelik bugün bir basın toplantısı ile MHP liderine cevap verdi. Çelik, eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Devlet Bahçeli ya da MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Devlet Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu dedi. Anayasa hukukçusu Dr. Dinçer Demirkent, Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü, iptal kararını Medyascope'a değerlendirdi. Demirkent, kararın hukuki çerçevesini değerlendirmekten çok Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ilişkileri çerçevesinde bakılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'de yargıç güvenceleri olmadığından, yani nesnel bir nedenle ötürü. Bugün Türkiye'de yargıç güvencelerinden bahsetmek söz konusu değil. Dolayısıyla yargı bağımsızlığın da koşulu yargıç güvencesidir. Yargıç güvencelerinin olmadığı bir ülkede, yaşadığımız pratik de ortadayken, yani bu pratik de şudur, açıkça söylemekte beis yok. Türkiye'de ucu siyasete değen bütün yargı kararları ne yazık ki siyasi iktidarın görüşlerinden etkilenmektedir diyeyim, lafif bir şekilde. Dolayısıyla da Danıştay'ın bu kararını da ben hukuk çerçevesinde, yani anayasa, kanunlar ve o kanuna dayanan yönetmelik, biliyorsunuz bir yönetmelik maddesinin kaldırılması ile ilgili bir karar bu. Bu çerçevede değerlendirmenin doğru olmadığını, daha çok AKP ile MHP'nin ilişkileri, halka dönük AKP'nin yaptırdığı, muhtemelen şu an yaptırıyordur kamuoyu yoklamaları, o yoklamaların sonucunda halka verdiği cevaplar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Sayın Erdoğan da bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı hocam. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Muhtemelen kamuoyu araştırması yapıyordur. Sonrasında bu konuyla ilgili açıklama yapacaktır.
AKP ve MHP arasındaki gerilimi Ruşen Çakır değerlendirdi. Bekir Bozdağ'ın Danıştay kararına itirazı üzerine Bahçeli, Bekir Bozdağ'ın Kürt olmasına da atıfta bulunarak sert sözler etmişti. Ve buna sosyal medyada özellikle Bekir Bozdağ'a yönelik olarak bir kampanya yapıldı. Ama ötesinde de MHP yanlısı öğretmen sendikaları andımızın gelmesini alkışlarken AKP yanlısı öğretmen sendikaları da Türkiye çapında buna yönelik protestolar örgütlediler. Tabanda çok ciddi bir farklılık yaşandı. Üstüne af meselesi girdi. Bu olaylar sadece bunlardan ibaretmiş gibi gözükse de aslında olayın arkasında yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları bu iki partinin söz konusu. Çünkü salı günü Bahçeli ve Erdoğan bir araya geldiler ittifak meselesini konuşmak için. O zamandan bu zamana kadar kamuoyuyla bir şey paylaşılmadı ve ardından dünkü Erdoğan'ın af çıkışı geldi. Demek ki işler iyi gitmiyor. En azından ittifak, yerel seçimlerde ittifak noktasında işler iyi gitmiyor. Sorunlar var ve bu sorunları doğrudan konuşmak yerine başka sorunlar üzerinden iki parti ve iki partinin lideri birbirlerine yönelik çıkışlar yapıyorlar. Edgar Çar'ın konuğu olan Serkan Köybaşı, anayasalar demokrasiyi koruyabilir mi sorusunu yanıtladı. Burada anayasa mahkemelerinin hala bir işte korkulan, biraz çekinilen bir kavram olduğunu görüyoruz. Çünkü iktidarlar karşısında, iktidarlar tarafından. Çünkü hala işte Polonya'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da ve Türkiye'de anayasa mahkemesi, en son tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Kavanağ'ın seçilmesiyle ilgili olarak anayasa mahkemelerinin yapısının ve dolayısıyla üyelerinin değiştirilmesi yoluyla iktidarın önündeki bir engelin kaldırılmaya çalışıldığını, anayasaları koruyan bir kurumken iktidarı koruyan, anayasayı da iktidarın önünü açabilmek için bir araç haline getiren anayasa mahkemelerinden bahsediyoruz artık. Bu dünya genelinde yaşanan bir eğilim. Anayasanın değişmez maddeleri değil, anayasanın kendisi zaten bir iktidarı sınırlayan araç olmaktan çıktı zaten bir süreden beri. Evet, yani dolayısıyla... Alpan Telek konukları Hazal Çakmak ve Deniz Durdi ile Türkiye'de rap müziği ve rap müzik severleri konuştu. Rap müzik aslında ben bu makale için görüşmeler yaparken Charles İnce isimli bir rapçiyle görüştüm ve bana şöyle bir soru yöneltti. Sence bu göçmen insanların oluşturduğu bu alt kültür neden bu kadar çok söz içeriyor? Bunu hiç düşündün mü? Ve bana şöyle bir cevap verdi. Bu insanların kendilerini dinletebilecekleri ve bu kadar çok sözü aynı anda söyleyebilecekleri başka hiçbir alan yok. Bu müzik o yüzden bu kadar çok sözlü. Anlatacaklarını, dertlerini, sıkıntılarını paylaşabilmek için. Şimdi kartelle biz bu müziğin buraya geldiğini biliyoruz ve aslında hatırlarımızda hep böyle karşılanıyor bu. Fakat aslında ilk başta Almanya'daki yoksul mahallelerde oraya göçen, Türkiye'den göçen Türkiye'li göçmenlerin başlattığı bir müzik ve İngilizce başlıyor. Islamic Force ismiyle. Ve tam olarak Türkiye'ye geldiğinde bu müzik tutmuyor. Çünkü oradaki Türklerin yaşadığı, Türkiye'deki Türkiye'lilerin yaşadığı sıkıntıları aktarırken Türkiye'ye geldiğinde tekrar aynı sıkıntıları bu sefer Türkiye'deki insanlara anlatmaya çalışıyor. Ve bu iş böyle gitmezken işte bir sonra kartelle tanışıyoruz. Biraz daha müziğin sıkıntıları anlattığı, işte içindeki sözlerin bu tarz meselelere değindiği fakat devamı gelmediğinde kartelin tek bir albümle kaldığında insanların bunun bir piyasa ürün olduğunu ve artık devam etmediğini söndüğünü görüyoruz. Ama ondan sonra işte Kadıköy Acil Ceza, Sagopa Kajmer gibi insanların ortaya çıkması ve bu müziği yer altından, underground'dan yapmaya devam etmesi tam olarak bu kültürün 90'larla beraber yükselmesine ve işte bir yer edinmesine neden oluyor. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin kurucu yöneticileri Serra Celil ve Pelin Turgut'un görevden alınmaları üzerine sinemacılar destek kampanyası başlattı. Yeşim Ustaoğlu, Emin Alper, Tülin Özen, Deniz Gamze Ergüven, Onur Saylak, Deniz Türkali, Hasibe Eren gibi birçok yönetmen ve oyuncunun yanı sıra sanatçı, müzisyen ve gazetecinin de imza attığı mektupla yönetimin kararının gerekçelerini açıklamasını istediler.
13 Ekim'de web ortamında başlatılan ve şirket CEO'su Dong Won Kwak'a yönelik sorular içeren mektupta festivalin isim haklarının kurucuları arasında Serra Cilif ve Pelin Turgut'un da yer alacağı bir vakıf, dernek veya benzeri bir yapıya devredilmesi talep edildi. Kampanyanın sorulara cevap verilinceye kadar devam edeceği belirtildi. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali 2001 yılında Beyoğlu Fitaş Sineması'nda başladı. İki salonda 40'a yakın programla yola çıkan festival ilk yılında 10.000 kişiye ulaşmayı başardı. 2008 senesinde başlattığı Uluslararası Keşif Yarışması, Alternatif Dağıtım ve Paylaşım Projesi İF Kare ile sınırları Türkiye'yi aştı. Ardından İF Ankara ve İF İzmir adıyla İF filmlerini Ankara ve İzmir'deki sinema severlere götürdü. İlk yılından beri düzenlediği LGBTİQ bölümü, Gökkuşağı ile hem film programı hem de binlerce LGBTİQ bireyi bir araya getiren Gökkuşağı Partisi ile Türkiye'nin en önemli queer alanlarından biri oldu. Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken haftanın son maçı bu akşam Trabzonspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak. Cuma akşamı oynanan Süper Lig'in 9. haftasının açılış mücadelesine Galatasaray ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Sakatlıklar sebebiyle 39. dakikada 3. oyuncu değişikliğini yapan Galatasaray, uzun süre 1-0 geriden takip ettiği maçtan Eren Derdiyok'un golüyle 1 puanla ayrıldı ve liderliğini korudu. Cumartesinin maçlarında Kasımpaşa, Akhisarspor'u 5-0 yenerek 2. sıraya yükseldi. Metropol Başakşehir, evinde Kayserispor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Cezası biten Arda Turan yedek kulübesinde görev bekledi. Sivas deplasmanındaki Fenerbahçe bu haftada beklenileni veremedi. 0-0 biten karşılaşma sonrasında Sarı Lacivertli ekip deplasmandan 1 puanla döndü. Haftanın sürpriz sonuçlarından biri de İzmir'den çıktı. Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-0 yenik ayrıldı. 9. haftanın son maçı ise bu akşam 20'de Trabzonspor Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında oynanacak. Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Saat 21.45'te Kültür ve Tarih Sohbetleri programında Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz konukları Selahattin Özpalabıyıklar'la edebiyat ve editörlük üzerine konuşacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.